7 Haziran'daki seçim bildirgenizde en önemli vaadiniz ne olacak bu halka, bu 77 milyon? En önemli değil, birçok vaadimiz var. Bir kere zengine karşı yoksulu korumayı düşünüyoruz. Yani pozitif ayrımcılık diyoruz yoksullara karşı. Herkesten gücüne göre vergi almayı düşünüyoruz. TV'yi çiftçinin, emekçinin değil, pırlanta ve yat alanların ödemesini öngörüyoruz. Kadınların her yerde erkeklerle omuz omuza olmasını, çalışmasını kolaylaştıracak önlemler düşünüyoruz. İki çocuğa kadar kreş yardımı düşünüyoruz. Bütün ev kadınlarına emeklilik hakkını vereceğiz. Geriye doğru borçlanarak ve devlet teşviki sağlayarak. Kadına yönelik eylemlerin kız çocuklarımıza dokunan yanacak artık. Gerçekten adaleti ben kendi işim olarak görüyorum. Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza dokunan yanacak. Kadına karşı eylemi, tacizi, tecavüzü bir nefret suçu olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teciz edilecek, indirimden, zaman aşımından yararlanmayacaklar. Öyle eskisi gibi gravatı takan, takım elbiseyi giyen öyle indirimden yararlanmayacak. Teciz öngörüyoruz. Yani zaten onunla ilgili ben yasa teklifimi vermiştim. Onun üzerinden gidiyoruz biz. Taşeron köreliğine son diyoruz. Tüm özelleştirmeler, kritik özelleştirmeler gözden geçirilecek. Madenleri devlet işletecek ve öden ekleyecek. Bakın, inancın kaynağında hoşgörü vardır. Girişte söylemiştim. Cem evlerinde ibadet etmek istiyorsan evliler, evet orada etmelidirler. Kimse zorla belli yerlerde ibadete zorlanmamalıdır diyoruz. Eğitimde bilimsel devrim öngörüyoruz. Devlet okulları güçlendirilmeli. Paran kadar okuma döneminin kalkması gerektiğini, yoksulların eğitimde güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknoloji üretebilecek bir eğitim sisteminin. Nasıl Pakistan'da, Hindistan'da gençler o silikon vadilerinde teknoloji üretebiliyorlar. Ama bizim gençlerimiz ara elemanlığa layık görülüyorlar eğitim sistemi yüzünden. Bizzat bir bakan söyledi.